maçını büyük ihtimalle girişimlerimiz hala devam ediyor. Büyük ihtimalle İzmir'de Alsancak Stadyumu'nda oynanacak ve taraftar yasağı olmadan oynanacak. Artık şampiyonluğu da orada garantilemiş oluruz. Böyle bir durum olursa. Şimdi tabii şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta maçtan sonra çok büyük bir sevinç gösterileri bütün Türkiye'de, dünyada yaşandı. Bu yaşanan sevinç gösterilerinde çok şükür herhangi bir olaya da Ahmet Spor'a yakışır bir şekilde hiçbir olaya mal de verilmedi. Şimdi geldik bugün Iğdır maçına. Iğdır maçıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Çünkü stadımızın toplam kapasitesi 33 bin kişi. Ama emniyetin bize verdiği bilgiler, belediyenin bize verdiği bilgilere dayanarak hafta sonu Diyarbakır'da sadece 1 milyona yakın, emniyetin rakamı 600 bin, belediyenin rakamı 1 milyon. 1 milyona yakın insan il dışından gelecek. Yani çevre illerden, Türkiye'nin birçok noktasından bizim sevincimize ortak olmak için, karnavalımıza ortak olmak için gelecek. Tabii bu gelen insanların çoğu stadyuma girip o şampiyonluk maçını birebir yaşamak istiyorlar. Ama tabii bundan dolayı da iki gündür bilet satışlarında, şimdi bilet satışlarımız bitti. İki gündür bilet satışlarından dolayı da bir takım tatsızlıklar oluşuyor. Tabii ki de illaki işte böyle bir büyük organizasyonda eksiklikler olmuş olabiliyor. Ama nihayetinde talep çok fazla olduğu için ne kadar da özen göstersek illaki aksaklıklar oluyor. Bu da taraftarlarımızdan, camiamızdan, halkımızdan bu konuda kendilerinden anlayış bekliyoruz. Bu anlayış neticesinde bizlerin ne kadar zor durumda olduğunu anlamalarını bekliyoruz. İnanın biz kendi ailemizi bile belki maça getiremeyebiliriz. Yani o kadar bir yoğun bir talep var. Bu konuda öncelikle bu ilgiden, bu alakadan dolayı bütün halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Gönlüm isterdi hepsine maçı bir stadyumda izletmek, o heyecanı yaşamak. Ama tabii ki de böyle bir imkan dünyanın hiçbir yerinde yok. Bernabeu stadyumu bile 100 bin kişilik bir stadyum. Bunu nasıl önlem alacağız? Şu anda belediyeyle de görüşüyoruz. Valilik emniyetle görüşüyoruz. Şu anda kesinleşen iki noktamız var. İki noktaya devlet ekranlar korulacak. Kent meydanı ve kent orman park ormanda geçen haftaki yerlerde LED ışıklarımız kullanacak. Koşu yolu ve dak kapıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Artık bunu bu şekilde kabul etmemiz gerekmektedir. Bu şekilde kabul edelim. Bu alanlarda yüz binlerce insan maçımızı izleyecek. Maç sonunda da şehirde yapacağımız kutlamalarda kutlamanın dozajıyla ilgili halkımızın bu konuda çevresini dikkat etmesi gerekiyor. Herhangi bir olaya, herhangi bir sıkıntıya maruz kalmamak için. Çünkü bizi o gün bütün dünya izleyecek. Biz Ahmet Spor'uz. Biz fair play ruhu, barış ruhu, kardeşlik ruhunu ayakta tutan, maçlarında çocuk ve kadının çoğunluk olduğu bir taraftar kitlesi olan Ahmet Spor'uz. Ve bizim maçlarımızın hiçbirinde hiçbir olay çıkmıyor. Hiçbir küfür edilmiyor. Rakip takımın gelip bizi yenip gitmesinden sonra bile alkışlarla gönderiliyor. Bunları bilelim. Bu çerçevede kutlamalarımızı bu çerçevede yapalım. Bir ikincisi, şimdi biz planlamamızı Menemen maçında, Allah kısmet ederse şampiyonluk kupamızı Menemen maçında yapmayı planlıyoruz. Menemen maçını da bir karnavala çevirip Menemen maçında kupa töreni yapmak istiyoruz. Bu hatta o gün
müzik çalışması, müzik güzel bir konser tarzı bir çalışmamız da var. Onunla ilgili de ileriki günlerde sizlere açıklama yapacak. Bu sebeptendir ki diyelim ki biz Iğdır maçında şampiyonumuzu garantiledik. Lütfen kimse sahaya inmesin. Sahaya indiğimiz takdirde o maçtan sonraki maçta saha kapatma cezası alırız. Saha kapatma cezası aldığımız için Menemen'deki şampiyonluk kupası törenini yapamayacağız. Bu nedenle Iğdır maçından sonra kimsenin sahaya inmemesi gerekiyor. Yani öyle bir yapılsın ki gençlerimiz, çocuklarımız bu anlamda kendi güvenliklerini kendileri alsınlar. Yani o güvenlik ağını kendileri oluştursunlar. Mutlaka o sevincin getirdiği bir takım agresif davranışlar veya aşırı sevinç gösterileri olabilir. Bu noktada sürekli bir müdahaleci arkadaşlarımızı uyaralım diyorum. Tabii bizler bu yılın şampiyonluk geldikten sonra bu yılın değerlendirmesini tabii ki de çok geniş bir şekilde yapacağız. Bununla ilgili bir yılımızın nasıl geçtiği, nasıl yaptığı yapacağız. Ama şuna inanın, hep dedim ya, ilk günde söyledim, bu takımı şampiyon yapacağım. Yani bizim 7 puan geriye düştük. Iğdır dönüşü bile, işte tükenmişliğin yaşandığı bir dönemde bile, 6 puan geriye düştüğümüz bir dönemde bile ben o gün bile söyledim, bu takımı şampiyon yapacağız. El birliğiyle ben, yönetimim, şehir, STK temsilcilerimiz, en önemlisi iş insanlarımız, bize destek sunan iş insanlarımız, taraftarlarımız, esnafımız, çocuklarımız, eşlerimiz, kadınlarımız, herkes birleşti. Bu sene o kenetlenmeyi sağladık. Hep söylüyordum ya, yani o kenetlenme olursa şampiyonluk gelir. Ve biz o kenetlemeyi sağladık. Ahmet Spor'u şampiyon yapmak gerçekten zor. Çünkü Ahmet Spor'a karşı yıllarca biliyorsunuz uygulanan taraftar yasağı büyük çoğunlukta bu yıl da devam etti. Bazı kısmi maçlarda bunu aşabildik ve gittiğimiz yerlerde sağ olsun yönetici ve başkanlarımız ve şehir ileri gelenlerinin temasları sebebiyle maçlarımız alabildiğince barış, kardeşlik, fair play çerçevesinde bütün maçlarımızı yaptık. Tabii buradan İskenderun Başkanı'na, Hakan Polat'a, bu işin öncülerinden Iğdır Başkanımız Can Türk Alagöz'e, Menemen Başkanımız Bilgin Bey'e, Aksaray, Karaman, daha belki Geçiyorum başkanım. Geçiyorum yok işte. Yani bunlara ismini aklına gelmediği Kastamonu birçok yerde bize gösterilen ilgiden dolayı hepsine bu şampiyonluğumuzdan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz inşallah TFF'de de bu anlayışımızla bu yöntemimizle devam edeceğiz. Futbolun fair play ruhunu, futbolun kardeşlik ruhunu, futbolun bireysel ruhunu hep ön planda tutacağız. Neden? Çünkü Ahmet Spor bir duruştur. Ahmet Spor bir kimliktir. Ahmet Spor'un dünyaya örnek olacak bir takım haline getireceğiz. İlk basın toplantısında söylediğimiz zaman biraz garip karşılanmıştı. İddiamız buydu ki Ahmet Spor'u Barcelona yapacağız. Yani o sebepten dolayı biz bu söylemlerimizin hala arkasındayız. Büyük Ahmet Spor'u layık olduğu yerlere kadar taşıyacağız. Burada ayrıca sizlere, basın emekçilerine ayrı bir yer ayırıyoruz. Her zaman ayırdığımız gibi onların bizlere olan desteği, bizi ta Kastamonu'ya kadar gelip beraber
desteklediler. O sebepten dolayı sizlere ayrıca bir teşekkür ediyorum. Çünkü bizim sözümüz, bizim gözümüz, bizim kulağımız oldunuz. Tarafsız yayıncılık yaptınız. Tarafsız yayıncılık yaptığınızı nereden çıkarıyorum diyeceksiniz. Çünkü Ahmet Spor gibi ötekileştirilmiş bir takımın haberlerini yaptınız. Bu önemli bir olaydır. Hala Ahmet Spor haberlerini yapamayan basın organları var. Ben az önce İsmail Küçükkaya ile görüştüm. Kendisiyle bizim muhtemelen Menemen maçındaki, şampiyonluk maçımızdaki maçımıza gelecek. Menemen maçına, şampiyonluk maçımıza dünyadan birçok insan gelecek. Birçok siyasetçi gelecek, birçok sanatçı gelecek, birçok ünlü gelecek. Bizim sevincimize birçok dünyanın her yerinden insanlar gelip ortak olacak. Bunda da sizlerin emeği, sizlerin katkısı çok büyük. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Yarın herkesten, bütün taraftarlarımızdan, şehire gelecek bütün misafirlerimizden bir anlayış bekliyoruz. Onların belki de mağdur olacaklar. Ama inanın elimizden bu kadar geliyor. Ben isterdim bu maçı sadece ve sadece kadın ve çocukları oynamak. Ben bunu isterdim. Çünkü kadın ve çocuklar sürekli Ahmet Spor'un ana etkeni, ana temeli olmuştur. Gönlüm onu isterdi, inanın. Yani bu maçı kadın ve çocukların sadece yapmak istedik. İnşallah Menemen maçında kadın ve çocuklarımızı daha ağırlıkta bir şekilde, çünkü o çocukların bu sevinci yaşaması lazım. Çünkü o çocuklar, o 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, o Z kuşağı dediğimiz gençlerin sevincini görmeniz lazım. Onlarla inşallah Menemen maçında daha fazla bir kapasite kendilerine ayıracağız. Çocuklarımızı o maça getirip o bayrakları o çocuklarımıza sallatıracağız. Şimdi ben teşekkür ediyorum. Çok kısa da olsa, ya 15-20 dakikalık bir süremiz daha var. Sormak istediğiniz sorular varsa sorularınızı alalım. Bir soru soracağım. Buyurun. Kervatlı Bir Spor Güvenlik Kurulu Iğdır Futbol Kulübü'nün taraftarına deplasman yasağı getirdi başkanım. Ama spor zaten haftalardır bu yasakla karşı karşıya. Neden böyle bir karar alındı? Şimdi Diyarbakır'daki birçok maçta taraftar yasağı alınıyor. Bu tabii İl Güvenlik Kurulu'nun kararı. Bizim maruz kaldığımız bu duruma çok da bizim tasvip etmediğimiz bir durum. Ama neticesinde böyle bir şey olması bizi çok sorun değil. Iğdır'dan gelen arkadaşlarımız var. Ve biz beraber, onlarla beraber bu maçı izleyeceğiz. İskenderun'da yaptığımız türbünü burada yapacağız. Onlarla beraber yapacağız. O sorun değil. Yani Iğdır'dan istediği kadar taraftarımız gelsin, biz onları misafir edeceğiz. Başkan, siz göreve başlarken demiştiniz ki bu takımı şampiyon yapmazsam bırakırım demiştiniz. Evet. Ve bugüne kadar yaptığınız basın toplantıları arasında en gergin ve sıkıntılı görüyorum sizi. Takım şampiyon olmayı garantilemişken, bu da herhalde taraftar ve camianın takıma bu şampiyonlukla birlikte gösterdiği ilgiden ve yer bulamamasından 2 gündür yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Doğru mu? Şimdi şöyle, aslında gergin ve sıkıntılı değilim. Sadece çözüm noktasında insanları çok mutlu edemediğim için üzgünüm. Yani dedim ya, gönlüm isterdi stadyumda herkesin bu sevinci ortak olmasını. O sebepten dolayı gençlerimiz üzülüyor, çocuklarımız üzülüyor. Üzüldükleri için ben de üzülüyorum. Ama elimizden de bir şey gelmiyor. Gelmediği için ben de bu duruma üzülüyorum. Teşekkür ederim. Başkanım, Iğdır Spor'dan istediğiniz bölümü alabildiniz mi? Bir cevap geldi mi size? Şimdi Iğdır Spor'da taraftarın...